merhaba hocam. Merhaba İlker. Hocam merhaba, harika ceket. Ya, teşekkür ediyorum. Hocam bu haftaki konumuz... Savaş! La guerre! Savaş nedir? Savaş iki insanın birbirini... Abi savaşla kavga ayırmak lazım. Esas ilk problem savaşın özünde. Savaş doğal bir şey mi diye bir soru sorulmuş ilk başta. Ve 1986 Sevilla UNESCO savaş doğal değildir, insanın doğasında yoktur diye bir açıklama yapmış. Ancak deneyler bunun tam tersini söylüyor. Şimdi bak, burada da gene politiklik korrektnesine geliyorsun. Goriller üzerinde şempanzeleri gruplara falan ayırıyorlar. Ve öteki şempanzeler ötekilere saldırmaya başlıyor. Ve saldırdıktan sonra ne yapıyorlar biliyor musun İlker? Ne yapıyorlar? Öldürüyorlar erkekleri. Bebekleri yiyorlar. Kadınlara dokunmuyorlar. Bak bu çok enteresan bir şey. Neden acaba? Çünkü aslında agresiflikle alakalı. Kadınlar bir meta olarak görülüyor. Claude Lévi-Strauss'un meşhur bir teorisi vardır. Evlilik iki erkek arasında bir exchange'dir, eşancıdır, değişimdir diye. Ve bu kadın üzerinde olur diye. Dolayısıyla kadınlara dokunmuyorlar. Bir sonraki jenerasyonu yok etmek amacıyla çocukları öldürüyorlar. Zaten şu da çıkıyor ki orijinal kavgada. İnsanın en temel içgüdüsü nedir? Neslinin devamı. Seks. Değil işte. İlk toplumları düşün. Primitif toplumları düşün. İlkel toplumları düşün. Ve o savajda dediği eskiden hani. Vahşiler. Dedi. Vahşi değil işte, artık antropologlar öyle demiyor. Lévi-Strauss'a falan bakarsan aynı bugünkü insanlar gibi düşünebildikleri ve hatta öyle bilim yapabildiklerini falan filan söylüyor antropologlar. Artık oturmuş bir şey yani. İlkel insan daha az gelişmiş değil. Marshall Sahlins o kenar falan bilir. Daha az fakir de değil. Bunları hep relativize ettiler. Çünkü 20. yüzyılın ruhu bu. Sahlins'te Lévi-Strauss'a bakabilirler. Şimdi burada önemli olan bir şey. İlk toplumda bir insanın en derindeki hedefi nedir hayatta? Kendi neslinin çıkarı. Abi aslında şöyle bir şey. Normalde insan kendi neslini devam ettirmekte. Kendi neslinin çıkarını düşünür. Ama öyle değil diyenler de var. Diyorlar ki insan kendini ve kendi olduğunu düşünmez. Savaş nedeniyle altruistik kooperasyon, başkasını düşünen işbirliği diye bir şey var. Bir grup oluşturur ve o gruptaki diğer çocuklar üzerinden de olsa kendi akraba grubunda onların da devamı, direkt kendi olduğunu düşünmez. Bir grubu düşünür. Savaşın da özündeki mantık budur diyor. Yani sen aslında sadece kendi olduğunu değil, yeri geldiğinde kendini de feda ederek, hatta onu da feda ederek senin yan dallarından genini devam ettiriyorsun. Direkt baba oğul şeklinde geçmiyor. Dolayısıyla en primitif toplumlarda bile savaş her yerde ve her an olabilir ama her zaman yok. Yani bunlar sürekli savaşılan yerler değil ama UNESCO'nun dediği gibi de bu toplumlarda savaş mantığı yok değil. Dolayısıyla savaş bizim doğamızda var. Belli durumlarda ortaya çıkıyor. Özellikle ne bileyim, doğal şartlarla bir mücadele içinde, artık Sapiens herkes okudu biliyorsunuz. O toplumların belli bir haddi var, ekonomik bir şeyi var. Bu özellikle sıkıştıkları zaman belirli bir ürün için, nasıl bugün petrol için yapıyorlar. Nomadlar otlatacak yer için, otlak için yapıyorlar. Bunlar da ormanda belirli bir yer için falan filan bu savaşı yapıyor. Goriller bile yapıyor. Memelilerin içinde bize en yakın olan onlar olduğu için bunlar üzerine bir deney yapılarak insanın doğasında kültürle değişmeyecek şekilde biyolojik olarak savaşın olduğunu ispatladılar. Savaş tabii agresyondan değişik bir şey daha. Biraz karışık anlatmanıza rağmen şöyle anladım ben. Savaşsız olmuyor diyorsun. İnşallah bir gün olur. Böylece John Lennon'un da istedikleri olur ama ne yazık ki bu mümkün değil. Şimdi tarih çözünce şöyle bir problem var abi. İdealist olamıyorsun. Çünkü olmuyor abi böyle şeyler. Fernand Braudel'in Sartre'la ilgili bir programda muhteşem bir şeyi vardır. Soruyorlar işte Sartre hakkında ne düşünüyorsunuz falan. Tabii Fransız olduğu için çok seviyorum. Jölen boku, jölen boku diyor. Sonra çat diye çakıyor. Ama diyor söyledikleri olmaz diyor. Böyle güle güle Fransızlar öyle hakaret eder. Ya da öyle çekişirler. Bizim gibi böyle sürekli şerefsiz, hain diye demez. Böyle ince ince çakar. Ama diyor şeysiz bir toplum var ya, sınıfsız. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla çok idealist, ütopik şeyler tarihin gerçeğine takılmıyor. Tarihte idealizm çok yürüyen bir şey değildir. Dolayısıyla açıkçası evet, savaşçı bir toplum olmaz. Aynı sınıfsız bir toplum olmayacağı gibi. Bize birkaç tane tarihte akılda kalıcı savaş söyler misin? Birkaç tane savaş türü var aslında. Savaşla muharebeye ayıralım önce. Savaş, war dediğimiz şey, muharebe dememiz lazım. Battle. Şimdi ilk zamanda savaşlar bir yerde oluyordu, bitiyordu. Ondan sonra eve gidiyordun yani. Kaybeden mahvoluyordu. Şimdi artık 10 yıl sürüyor, 4 yıl sürüyor, 30 savaşları, 100 yıl savaşları falan var. Dolayısıyla bu ikisini ayırmamız lazım. Mesela İnebahtı Savaşı diyorlar. Yanlış, İnebahtı Muharebesi. Yani war'la battle'ı ayırmamız lazım. Şimdi bu ayrımı yaptıktan sonra çok enteresan savaşlar da olabiliyor. Mesela Kadeş Anlaşması'nın önceki savaşın kimi kazandığı belli olmuyor. Bazen sol taraf kazandı zannediyor. Sağ taraf kazanamıyor. Ondan sonra akşama kaybettiğini fark ediyorsun. Bazı durumlarda Pirius Zaferi denir. Filik Victory. Yeniyorsun ama öyle bir yeniyorsun ki ondan sonra şeyin kalmıyor. Bütün savaşların öyle olduğu söylenir. Öyle değil mi aslında? Savaşın kazananı yoktur ama her güzel laf gibi bu da boş bir laf. Ya da şöyle düşün. Saldırı ile müdafaa arasında bir denge var. Saldırı ile müdafaa arasındaki denge aslında teknolojiyle sürekli değişen bir denge. Mesela ilk başta top tüfek bulunduğunda top çıkıyor ve bir anda büyük kaleler yıkılmaya başlıyor. İşte İstanbul düşüyor, işte Venedik büyüyor, Floransa Pisa yalıyor falan filan. Fakat sonradan bu dengeye geliyor. Bu sefer daha değişik Trastitalyen dediğimiz yıldız fortifikasyonlar yapıyorlar ve tekrardan bu sefer 17. yüzyılda yıldız tabyalar o kadar yaygınlaşmış ki mesela 14.'ün 400 bin kişilik ordusu var. 20 sene savaşıyor. Bir kale bile alamıyor. Yani muharebe kalmıyor mesela o zaman. Dolayısıyla teknolojiyle alakalı bir şey. Şimdi savaş tarihinde birkaç tane böyle versus var. Biri saldırıyla müdafaa arasında. Onu da açıkladım. Her teknoloji bu değişir. Mesela mitralyozun bulunmasıyla anormal değişmiştir. Şimdi ne oluyor biliyor musun? 1870'e kadar tüfekler çok iyi ateş etmiyordu. Şimdi 1870 en son Prusya-Fransa savaşı kolay bir savaş olmuştu. Dünya Savaşı'na da o mantıkla girdiler. Ama orada birkaç değişiklik oldu. Ne oldu abi? Rifle dediğimiz şeyi buldular. Rifle ne? Tüfek. Şimdi tüfeği eskiden ağızdan
dolduruyorsun. Bileği içine atıyorsun. Böyle yukarıdan şey yapıyorsun. Uzun zaman aldığı için fazla hızlı ateş edemiyorlar. Rifle içi böyle tırtıklı bir sistem. Bunu buldukları zaman içine şey yapışıyor ve direkt doğru gidiyor. Sıkı tuttuğu için, loose olmadığı için, böyle içinde tıkı tıkı yapmadığı için. Oysa ilk tüfeklerde buraya taşıyorsun, oraya gidiyor. Bir başka şey de var. Bunu yukarıdan dolduruyorsun ya. Arkadan doldurmayı buluyorlar. Hep biliyorlardı ama arkadan doldurmanın artık metallerde bazı gelişmeyle beraber ucuzlamasıyla arkadan koyuyor. Çat çat hızlı atmaya başlıyor. Ve Mie kurşunu çıkıyor. 1860'larda Mie kurşununun çıkması, rifle'ın ortaya çıkması, arkadan vurmanın ortaya çıkmasıyla artık adam yattığı yerden, yani ayağa kalkıp bir dakika onunla uğraşmıyor. Yattığı yerden tak tak yapıyor. Üstüne de bunu böyle otomat yapmayı buluyorlar mı? Abi mitralyöz çıktı mı? Machine gun. Birinci Dünya Savaşı'nda mitralyözle çatır 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 millete şey yapıyorlar mı? Savaş 4 yıl sürüyor. Milim ilerleyemiyorlar. Yüz binlerce insan ölüyor. O bir teknolojik değişme. Bunlar ofansif doktrinle gidiyorlar işte. En iyi ofans saldırmaktır. Daha çok saldır. Almanların öyle planları var. Çat abi patlıyor. Patlayınca ne oluyor? Bitmiyor savaş. Ve dünya tarihinin en çok değişen olaylardan biridir. Bak kültür olarak da o dadama da oradan çıkmıştır. O zamana kadar progrenin, yani ilerlemenin daha iyi yaşatacağını, daha erdemli yapacağı. Teknoloji senin hep lehine. Bugün de var öyle bir şey. Abi teknoloji hep senin lehine değilmiş. Mitralyöz de yüz binleri öldürüyormuş falan diye çıkınca o burjuva kültürün çöküşüdür o iş. Bir anda herkes biz ilerliyorduk. Niye ilerliyoruz abi? Yüz binlerle birbirimizi öldürmek mi? İki jenerasyonu silmek mi? Anlatabildim mi? Motif şeyler de oluyor. İkinci şey de budur. Bir başka versus da şu. Profesyonel asker mi? Yoksa vatandaş asker mi? Amerika profesyonel takılıyor. Evet, Vietnam Savaşı'nda bu kadar olay olurken Kuveyt Savaşı'nda o kadar olay olmamasının nedeni Amerikan ordusunun conscription yapması, asker alması Vietnam'da. Biraz geriye dönelim. Bir savaş birliği 3 şekilde ortaya çıkabilir. Birincisi çok pahalıya mal oluyorsa yapması. Mesela chariot dediğimiz şeyler öyledir. Ya da heavy cavalry dediğimiz zırhlı ağır şövalye öyledir. O zaman toplumun belli bir kısmında kastlaşma olur. Avrupa gibi. Aristokrasi biliyorsun bir kasttır. İsteyen aristokrat olamaz, savaşmakla görevli. Onun dışında bir de yaşam tarzından gelen bir birlik vardır. Her Türk asker doğar oradan gelir. Bunlar steplerde zaten at üstünde, koyun peşinde ve avlanıyorlar ya. Adamlar nasıl otomatik savaşçı. Ya da denizciler. Ayrıca zaten balıkçılık yapıyor. Hemen denizciye dönüşebilir. O zaman da belli bir etnik gruba ya da belli bir coğrafyadan gelen adama. Mesela Bizanslı da olsan, Müslüman da olsan step savaşçısı lazımsa hafif zırhlı dediğimiz. Yani bir atın üstünde giden ve elinde okla geriye arkaya ufak atlarla ok atan. Genelde bunlar ya Türk olur, Moğol olur ya da gene Türkik gruplardır. Bunları oradan alacaksın. Kendin yetiştiremezsin. Ama bir üçüncü format daha var. Üçüncü format da abi vatandaş asker. O da şu. Teknolojik değişmelerden dolayı piyade, mesela chariot'ları, savaş arabalarını. O Roma'da gördüğün savaş arabaları oyun içindi. Ondan 1000 yıl önce falan bütün dünyayı fethettiler bunlar. Orta Asya'dan çıktılar. Ve artık bunların üzerinden imparatorluklar çıktı. Şimdi bu çok pahalı olduğu için bir aristokrasi oluşturmuştu. Bunu yenen şey zırh çıkması. Demir daha ucuzlayınca bir sürü zırhlı adam ortaya çıktı. Ya da Orta Avrupa'da crossbow'un çıkması. Half-Life'deki tüfek gibi olan okun ortaya çıkması. Sonra da askeri devrimle tüfeğin ortaya çıkması. İşte bu Avrupa'daki ağır şövalyenin egemenliğini sona erdirdi. Ancak o piyadenin kendinden daha güçlü adama karşı koyabilmesi için 60 kişinin aynı anda aynı şeyi yapması lazım. Drill dediğimiz, talim dediğimiz. Bu da büyük tarım imparatorluklarında olmaz. Nerede olur? Antik Yunan'da, Roma'da. Vatandaş bilinci. Yani adam siyasete katılım şey yapacak. 19. yüzyıldan sonra ordudaki piyadelerin de artmasının ardından demokrasinin gelmesi odur. Adam asker aldığın için mecburen ona söz hakkı veriyorsun. Dolayısıyla bir tip birlik bir yerden bir yere getirilmiyor. Mesela İranlılar, eski Pers imparatorlukları isterlerse Makedon falanksı oluşturamıyorlar. Çünkü kendi sosyal yapıları ona uygun değil. En iyi askerler o yüzden İsviçre'de çıkar. Çünkü orada demokrasiler var. Yerinden yönetim olduğu için bir civic şey var. İnsanlar komşusunu da koruyor. Beraber aynı anda aynı şey yapıyorlar. Bir de bir şey var. Böyle 8 sıra oldun. Abi öndeki bir geri adım atarsa bütün düzen bozuluyor. Kimsenin korkmaması, yanındakiyle böyle sıkı sıkıya durması lazım. İngilizce bir laf vardır. Matters have come to Triari diye. İş başa düştü. Triari'ye geldik. Rubikon'a geldik. O Rubikon'u geçmek ama aynı şey. Triari'ye en sona koyarlar ki ön taraf korkarsa arkada kalsın diye. Yani infantry tamamen robot olmakla alakalı. Bu yüzden de bugün asla talim vardır. Çünkü o adamların bir arada hareket edebilmesi lazım. Şöyle bir şey var. Biz doğduğumuzdan beri liberaller diyorlar ki savaşlar olmasın. Fakat tarih baktığımızda tamamen savaşlar üzerinden yürüyor. Savaşsız bir dünya mümkün mü? Bugüne kadar mümkün değildi ama bundan sonra olabilir. Şöyle eskiden para ve çıkar savaşla şey yapılıyordu. Ancak mesela şu anda savaşlar azaldı. Niye? Şimdi eskiden gidiyorsun şu toprağı ele geçireyim şunu sömüreyim. Artık toprak sömürülmüyor. İnsan sömürüldüğü için. Başka savaşlar oldu. Yani evet. Mesela teknoloji ticaret savaşları, evet. Teknoloji savaşları. Bizim artık savaşmamız gereken şeyler, ben Amerika'da gördüm onu. Devlet değil, şirketler. Bunlar büyük şirketler. Amerika'da şöyle şeyler var abi. Adam mesela sana borç yazıyor. Bir şey abartıp faizde. Sonra almak için telefonla arayıp tehdit ediyor falan. Belgeselini yaptılar. İnanılmaz baskı yapıyor. Kadınları ağlatıyorlar. Vereceksin, vermezsen hayatını bitirirsin. Onu böyle legal şeyde yapıyor.
olmuyor. Yani o korporasyonların dengelenmesi sorunu çıkacaktır. Dolayısıyla bugün artık Batı'da savaş olmuyor. Çünkü abi şimdi Almanya Fransa ile savaşacak. Almanya ile Fransa'nın aynı anda ortak olduğu 500 tane proje, bir sürü şirket. Yani bir ekonomik mantığı yok. Ha, gene yanlış anlamadan olabilir. O yüzden savaşların olduğu üçü dünya ülkesine atıldı. Aynı şekilde sosyal eşitsizlik de bugün işçi sınıfı Batı'da hak kazandıysa tamamen bu olayın Çin'e ve Hindistan'a, burada çocuk işçiliği, işte abuk sabuk şartlarda çalışan insanların olmasıyla alakalı. Dolayısıyla aynı şey savaş söylüyor. Savaş olur çünkü şöyle bir problem var. Savaşın olması lazım. Bu silah üretiminde, teknolojide yarışıyorsun ya. O endüstrinin ayakta kalması lazım ya. Nasıl kalacak? Bir yerlerde denenmesi lazım. O noktadan çok daha fazla savaş oluyor. Ayrı konu. Gene Levi-Strauss'a geleceğim. Sıcak toplumlar soğuk toplumlardır antropolojide. Soğuk toplumlar içinde az değişim olan fakat eşit toplumlardır. Sıcak toplumlar, modern toplumda onlardan en iyi örneğidir. Bu çok fazla düzen yaratır ama aynı zamanda çok fazla düzensizlik de yaratır. Yani her şeyin bir artısı eksisi vardır. Civilization 6 oynayanlar bilir. Özcan Şov'a da buradan selam yollamak istiyorum. Beni çok kötü lanse etmişsiniz. Her şeyi oyundan veriyormuş gibi. Ben Özcan Şov'a seni neden başkasına seslendirdiklerini söylemek Evet abi istiyorum. Çağırın gelirim ya. Her YouTube kanalını biliyorsun. Ben hizmetleri Hocayı veriyorum. Hocayı ben seslendirmek isterim mümkünse. Yani beni çağırsa daha iyi oluyor. Yani şey. Ama çocuk güzel yapmış. Yani biraz daha konuşması lazım. Biraz benim bir kariyerim var. İlk programlara baktık Mustafa. İlk programda da yavaş konuşuyormuşum. Akıllandım lan bu programda. Hızlandı. Bu nasıl ilkerle mümkün oldu? Ya kendin üstün bir yaşam formunu nasıl daha üstte çektin ya? Muhteşem. Bir şey sorabilir miyim hocam? Biliyorsun bir sürü şehitler veriliyor. Suriye'de bir savaş var. Savaşlar şekil değiştirdi derken onu diyecektim. Proxy war diyorlar. Evet, vekalet sürekli savaşı. Sürekli bir takım küçük çarpışmalar oluyor. Bir şeyler oluyor. Tam bir savaş hali yok. Total war. İstihbarat total olduğu zaman mahvolma riskin var. Kaldıramayız. Evet, şuna geleceğim. Genellikle toplum her konuda olduğu gibi ikiye ayrılmıştır ya. Askerlik, ordu, savaş, şehitlik bu gibi kavramlar genellikle sağın kullandığı kavramlar daha çok. Çünkü sol devletlerin üstünde sınıfla alakalı bir şey ya. Abi Polonya'nın işçi sınıfıyla Macaristan'ın işçi sınıfı farklı değil ki. Polonya Macaristan'a niye savaş? Şimdi realite de var. Supranasyonel millet üstü bir ideoloji zora girdiğinde, milliyetçi olmak zorunda kaldığında büyük kırılmalar yaşıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda bu büyük bir kriz yarattı. Fransa solu destekledi savaşı. Hatta Benito Mussolini'nin solcuyken faşist olmasının arkasında da hikaye budur yani. Şimdi onu soracağım. Birilerini savaşa gitmeye nasıl ikna edeceğiz? Şöyle ikna edeceksin. Milliyetçilik işte. Milliyetçilik tamamen ondan çıkmıştır. Artık sen bir Fransız çocuğu olarak, Toulouse'da doğmuş bir Fransız çocuğu olarak savaşa gönderemezsin. Moskova'ya nasıl gideceksin? İşte Marien bilmem ne falan. Fransız hissetmen lazım. Artık sen Provanslı biri değilsin. Artık sen Gaskonlu biri değilsin. Artık sen Fransızsın ve oraya gideceksin ya da Kütahya'dan bin alıp Yemen'e göndereceksin. Artık çok zor olmalı insanları böyle bir şeye ikna etmek. Konformist bir çağda yaşıyor. Şimdi bu çağda insanları askere götürmek, savaşa götürmek biraz daha zor. Dediğim gibi milliyetçinin arttırılmasıyla alakalı ya da savaş nasıl olduğuyla alakalı. Bunların yani mekanizmaları her yerde aynıdır. Ama o yüzden profesyonel askerliğe geçiyorlar. Çünkü teknolojiden dolayı artık tek bir askerin öyle savaşması da zorlaşmaya başladı. Yani biraz eğitimli olacak. Bir de uzaktan drone'la vuruyor bir şeyler. Hah, yine bir başka versus. Göğüs göğüse mi yoksa uzaktan okla mı ya da tüfekle mi ya da topla mı? Şimdi bu birkaç değişim geçiriyor. Birincisi bu light cavalry dediğimiz ok atan Türklerin çıkması. Yani dokunamıyor sana. İkincisi topların ortaya çıkması. Üçüncü bir şey de hava gücü. Ve bir şey daha unutmayalım. Bir kuru olarak söyleyeyim. Bazen teknoloji insanların huyuna çarptı mı takılır. Uçak bulununca kültürel nedenlerden dolayı ilk başta diyorlar ki bu bir işe yaramaz. Ve neden? Çünkü adamlar 100 yıldır öyle düşünüyorlar. Anlamıyorlar. Hayır anlıyorlar. Uçak hiçbir işe yaramaz abi savaşta. Çok doğal. Körfez uçakları hiçbir işe yaramadı. Luftwaffe İngiltere'de nasıl patladı. Ne oluyor ne işe yarıyor? Stratejik şey yok. Nasıl abi? Herifin her şeyini yok edersin. Hangi bir savaşta yok etmiş? Atom bombasını öyle attı işte. Atom bombası bitmiş bir savaşı bitirdi onu da söyleyeyim. Hiçbir defans yoktu. Ve Japonya'da istisnai bir durum vardı. Atom bombasından önce Japonya'da evler ahşaptan olduğu için cayır cayır yanıyordu. Şimdi problem. Hava şeyle ne bombalayacaksın? İki taktik var. Ya stratejik noktaları bombalayacaksın. Bunun için daha bir isabet ettirebilmen lazım. Pek isabet ettiremiyorsun. Bir de onların fighter uçakları var. Çok pahalıya geliyor. İki, hemen de onarıyorlar. Mesela Japonlar Pearl Harbor'da bir sürü gemiyi batırdılar. Ertesi sene yapıverdi Amerikalılar. İkincisi, halkı bombalayabilirsin. Yılsınlar diye. Terörde de aynı şey var. Halkın canını yakınca abi tam ters tepki yaratıyor. Asala masala terörü niye bıraktı? Abi o vahşet tam tersi bir şey yaratıyor. Dolayısıyla mesela İngiltere savaşta bir anda herkesin Churchill'in arkası toplanmasının önemli nedeni ne? Abi bomba yatıyorlar. İki tanesi yanlışlıkla Londra'ya düşüyor. Churchill bir çıkıyor oraya. İşte bize yapılmış bir saldırı falan. Halbuki Almanlar Rus'u dikkat ediyorlar Londra'yı bombalamamaya. Şöyle Vietnam Savaşı öyle patladı. Biz bunları bombalarla yaparız dediler. Yapamadılar. Ama bu akıllı bombalar çıktı ya işte bu PGM'ler falan. Onlardan sonra biraz daha mantıklı bir yere oturdu. Birinci Körfez Savaşı ama özellikle ikinci Körfez Savaşı'nda ve artık dronlarla falan bu sonuç veriyor ama zaten bir icat hemen ortaya çıkınca hemen sonuç vermez. Mesela tüfek çıktı ya. Abi 200 yıl hiçbir şey yaramadı. Füzeyi de mi o sınıfa sokuyorsun? O zaman füze kullanılmadı ama ikinci Savaşı'nda yok, falan yok, ya. Yani füze Hayır. De mi? Şimdi kurumsal köylük ve teknolojik fanatik
Nazizm diye bir şey var. Amerika'nın 10.500 tane nükleer füzesi var, nükleer başlığı var. Hepsinin de bir tane hedefe şey ya. Abi bir tanesi Bulgaristan'da bir tren köprüsü falan çıkıyor. Adamlar üretmiş de üretmiş. Şimdi 1500'e indirdiler. Yani ondan da çok var. Orada da problem MAD dediğimiz şey. Mutual Assured Destruction. Şimdi bunlar nükleer ya. Abi sen atıyorsun, o atıyor, dünya bitiyor. Öyle problem var. South Park'ta bu çok vardır. Evet. Orada bir şey daha var. Ancak sen second strike capability vermeden ilk saldırdım herifi komple bitirebiliyor musun? İşte onu da bitiremiyorsun. O da zaten çünkü Ruslar nükleeri buluyorlar. Bir de o ICBM'leri buluyorlar. Ondan sonra iş bitiyor. Savaşlarla ilgili, silahlarla ilgili en merak ettiğim şey. Barutu ilk bulan, füzeyi ilk bulan, tankı ilk bulan. Niye diğerlerini tamamen üstünden geçip yani kökünü kazımıyor? İki tane şey var orada. Bir fikir hiçbir şeydir. Ünlü Türk filozofu İlker Panik'le ilgili de defalarca söylediği gibi. Barut mesela Çin'de var. Tüfeği de buluyorlar. Hatta 16. yüzyıla kadar eşitler. Fakat onlar sonradan geliştirmiyor. Askeri devrim yani 16. 15. yüzyılda Avrupa'da başlayıp ve savaşın tarihini değiştiren. Savaşla birlikte devleti de ortaya çıkaran şey. Bildiğimiz devleti askeri bir devrim çıkar demek çok önemli. Ve sanayi devriminde de çok önemli. Çünkü tamamen askeri teknoloji üzerinden çok değişim oldu. Şimdi böyle bir şey Avrupa'da oldu, niye Çin'de olmadı? Çok basit nedenleri var abi. Avrupa bugünkü Suriye gibi bir yer. Herkes birbiriyle savaşıyor. Demek ki sürekli her teknoloji uzun süre 200 yıl yatırım yapıyorlar. İki, Avrupa'da kaleler, büyük şatolar taştan. Çin'de böyle rampın örs, topraktan, kilden bir şey yapıyorlar. Çin Ming döneminde tek devlet olunca bir tek kuzeydeki Moğollara karşı savaşıyor. Onlarda da hareketli Moğol'u topla vuramazsın. Kaleye koyuyor. Kalenin içindeki şeyi de geliştirmene gerek yok. Yani Çin'in kendi faktörleri o teknolojiye yatırım yapmayı gerektirmiyor. Avrupa'da gerektiriyor. Peki ikinci soruna geleyim. Avantaj niye sağlayamıyor? Abi Avrupa'da teknolojiyi senin gibi adamlar yapıyor. Yani özel adamlar yapıyor. O ne demek? Özel sektör. Mustafa Işıkçı ya. Mesela askeri korkutmak için böyle uzaktan lazer yapacaksın. Mustafa'ya gidiyorsun. 19. yüzyılda bütün şeyler, teknolojiler böyle abi işte kuruptur, muruptur. Adam yapıyor. Yeni bir model. Satıyor hükümete. Sonra ötekine satıyor. Sonra ondan alıyor. Silahların falan isminin çoğunun adam ismi olması. Ondan gelir. Bir yerde istisnai gemi teknolojisinde devletin monopolisi var. Çünkü öyle koca gemi yapayım falan zor ama silahta milahta Colt'lar, Weston'lar bilmem neler işte. Hep bunlar o dönemin mucitleri. Edison gibi adamlar ama askeri sektör. Dolayısıyla bir yerde avantajın çok az kalıyor. Avrupa'nın çok parçalı olması o savaş teknolojisinin çok hızlı ilerlemesine. Onu buluyor, onu buluyor. İşte İngiltere biraz öne geçiyor. 5 yıl ona şey yapıyor. Fransa sonra buluyor. Aa hemen kovalayalım falan. Sonra oradan Almanya çıkıyor falan. Bu böyle bir arms race'e dönüşüyor. Ve açıkçası 2. Dünya Savaşı'nda sonra Amerika'nın tamamen dünyaya hakim olması gerekirken nükleer silahı Ruslar çalınca Fransızlar da bu arada yapıyor. Fransızlar yapıyor. Hatta bir tane kovulmuş şeyler. Herkes birbirinden çalıyor yani. Evet, İsrailler çalıyor. İsrailler çaldıklarını saklıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Herkes birbirinden götürmüş yani. Uranyum zengin. Ama Amerika'da zaten Almanya'dan kaçanlara yapıyor. Evet. Hatta Almanlar da aynı anda yapıyorlar. Norveç'ten gelen bir maddeyi yolda kesiyorlar falan filan da öyle. Yani Almanya'da bulabilirdi. Almanya bulsaydı ne olurdu? Pek yani düşünmek istemiyorum. Orada şeyi soracağım şimdi. Tarih boyunca bir silah üstünlüğünü ele geçiren, bu üstünlüğü yüzyıllarca sürdürebilen yok anladığım kadarıyla. Çok sürdüremiyorsun. Mesela şimdi Moğollar geliyor değil mi? Değişik bir savaş taktiğiyle. Hop hemen ona bir çözüm buluyor. Mesela ilk çerit at arabaları çıktığında bunlar Orta Asya'dan çıktılar. Andronova kültürü diye. 4 yılda her yere yayıldılar. Fakat o aleti daha iyi yapabilecek devletler olduğu için devletler aldı bunları. Kendi başlarına askeri elit olarak aldı. Türkler de öyle. Geldiler abi iyi savaşıyorlar. İslam devletleri aldı. Başlarına sultan yaptılar. Gene ulema Arap'tı. Onlar Türk devleti diyorsun ama hepsi Türk değil ki. Bizanslar ne yaptı? Onlar da alıp Hristiyan yaptı. Hristiyan Türk de var o yüzden. Dolayısıyla o savaşı alıp absorbe ediyorsun. Belirli avantajlar var. Mesela uzun bir süre feodalite şuydu. Abi o heavy cavalry var ya, ona karşı hiçbir şey yapamıyor. Köylü. Adam böyle atla geliyor. Bir de onların atları iri. 200 kilo adam kargıyı takıyor ölüyorsun. Öyle köylü möylü ayaklanamıyor. Tamam mı? Ama ne buldu? Crossbow. Crossbow ne abi? Şöyle çekiyorsun işte çotong diye vuruyor seni. Eyvah. İlk darbeyi aristokrasi öyle yürüyor, şey yapıyor. Üstüne de tüfekler şey olunca ne oluyor abi? İşte Grand Illusion'daki hale kadar gelecek. Yani aristokrasi artık bir nevi imtiyazlı memur gibi olacak. Kendi bir şeyi kalmadı, esprisi. Bu yavaş gelişti ama artık bu dönemde bir teknolojinin uzun süre bir devletin tekelinde kalması mümkün değil. Bunu 19. yüzyılda çok güzel görüyorsunuz. Yani 1933 yılında Almanlar başlıyor, 39'da Fransızlarını tokatlıyor. Orada başka faktör de var tabii. Çünkü sıfırdan başlamak daha iyi olabiliyor. Mesela Fransızların bir sürü T-17 tankları var. Abi şimdi bu kadar tankı atamıyorlar. Almanlar sıfırdan başladı. Hepsini yeni panzerlerden yapıyorlar. Bunları daha bir teknolojiye sahip olabiliyorlar. Ben mancınık seviyorum ya. Mancınık. Bu mancınık ne zaman bulunmuş mesela? Hiçbir fikrim yok. Yani çok eskiden beri hocamızın olduğunu düşünüyorum. Hocamızın bilmediği bir şey bulduk sayın seyirciler. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Ne garip şeyler var. Kızgın yağ dökmek. Kapıyı zorlamak boynuzla. Bizim İhsaniye teyze vardı. Üzerinize yağ dökerdi diyecek. Hayır. Kocasına mesela diyor ki diyor, şuradaki mobilya diyor eskidi diyor. Kocası almıyor. Mobilya eskidi, kocası almıyor. Sonra balkondan aşağı atıyor. Ya birisi ölürse aşağıda? Bizim abi 90'lar değirmenler arasında hayat çok ucuzdu İlker.
Hocam bu savaş işlerinde kadınlar askere de alınmıyor, cepheye de gönderilmiyorlar. Orada da bir cinsiyetçilik, cinsi ayrımcılık daha doğrusu söz konusu. Bu nereden başladı? Bu abi, böyle olmak zorunda mı? Böyle devam etmek zorunda mı? Mesaj vermelerini çok beğenmekle beraber. Abi savaş yani takdir edersin ki artık bu kadarını söyleyebiliriz. Fiziksel olarak erkekler daha güçlü ve savaşın... Siz yani erkeklerin daha güçlü olduğunu mu söylüyorsunuz? Sizi şiddetle kınıyorum. Benim yerime askere gitmek isteyen varsa ben yani artık... Ama zaten mancınık kullansın demiyorum. Günümüzdeki savaşlarla alakalı... Eskiden bu fiziksel şey her şeydi. Öyle bir ortamda kadının zaten savaşması şeydi. Kadın kamusal alanda bile çok kısıtlıydı. Şimdi modern dünyada biz kadını askerliğe entegre edebilir miyiz? Pek öyle şeyler olmuyor. Ben Amerikan ordusunda görüyorum hocam. Görürsün. İsrail'de de var. Fakat bir takım problemler çıkıyor. Birincisi böyle asker olmak için yanıp tutuşan çok sempatik bir meslek olmadığı için çok fazla insan yok. İkincisi bu Don't Ask Don't Tell'de de bu eşcinsellerin asker olmasında da belli problemler yaşanmıştı Amerika'da. Birliğin içinde call out edilebilecek farklı olan birinin olması ve orada bir cinsel tansiyon yaşanma ihtimalinin de olması uyumu bozan bir şey olabileceği için tehlike ama üstünde baskı oluşan Amerikan ordusu bunlara izin verdi. Olabilir. İleride de olabilir. Bu bizim tamamen erkek olarak üçümüze dahil evrilmemizle alakalı bir şey. O dereceye kadar evrildiğimizde belki yani ne olur bilmiyorum ama dediğim gibi savaş anında uyumun bozulmaması lazım. Özellikle şeyde subay olarak falan olabiliyorlar tabii. Ben de karma olursa daha çok uyum olacağını düşünüyorum. Bir askeri tarihçi bulmuşum bu soruyu sormadan edemem. Bütün ilk gençliğimizi yakan bir soru vardır. Turan taktiği. Pain retreat dediğimiz. Var mı bu ya? Var var. Biz yıllarca bak Saint Joseph'te hayatımız bununla geçti. Oğlum bu Turan taktiğini kaç savaşta herifler anlayamadı? Abi zaten böyle bir şey değil ki. Biz savaştan döndük. Bize Turan taktiği yaptılar. Yenildik. Bir daha giderken bu numarayı yemeyelim diye bir şey yok ki. Adam ölüyor zaten orada. Ölmese bile eski toplumlarda akümüle şey yok. Hilal taktiği onu. Turan taktiği de geri çekiliyormuş gibi yapıyorsun. Yani o üstüne gelince. Önce gidiyor. Sonra orta taraf geri çekilir gibi yapıyor. Evet, sonra onu... boyuz. Ya bu kadar basit bir taktik nasıl çözülmez? Gene fikir önemli değil. Bunu uygulayabilmek. Bunu uygulayabilmek için talim lazım. O talimi de kim yapabiliyor? Steplerde hep avlanır. Yani millet öyle avlıyor. Şimdi sürek avı falan ne demek? Alıyor abi bir alanda onları topluyor. Oraya hapsediyor. Sonra köpeği, tazısı bilmem ne onlara şey yapıyor. Elinde okla teker teker vurmuyor yani. Dolayısıyla onu bir etrafına almak lazım. Biz savaşçı bir millet miyiz? Abi savaşçı millet diye bir şey olmaz. Türkler doğuştan savaşçı. O Türklerle biz şu anda aynı şekilde yaşamıyoruz. Ben askere gittim. Her Türk, asker, doğar. Ne diyeceklerdi abi? Disko partizanı mı diyeceklerdi? Orada insanlar motive olması lazım yani. Tabii ki öyle diyecek. Bugün militarist bir kültürümüz var. Savaşmaya hazır bir millet. Ama yani Türklerin esas avantajı at üstünde efektif bir kendi kültürlerinden gelen avantajlı bir durumları olmasıydı. Mesela Araplarda yoktu bu. Zaten İslam devletlerinde Arapların kurup sonra da Türklerin yönetmesi de o. Deve üstündeki savaştan daha efektif. Bir savaş başarısı var değil mi Osmanlı'da? Evet var. Yayılıyor gittikçe. Niye Viyana'da takılıyor? Viyana çok uzak. Lojistik hatların ilerisinde Osmanlı ama lojistik hattı. Ama öbür tarafta da Mısır'a bilmem neye kadar gidiyor. Ama Mısır'a denizden hakim olabiliyorsun. Bir de Mısır zaten kolay kontrol edilebilen bir yer. Nil'den dolayı Viyana çok yukarıda. Bir yerde takılacaktın. Viyana'da takılacaktın. Savaş teknolojisi ya da savaş taktiğiyle ilgisi yok o zaman bunun. Abi savaş teknolojisinde Osmanlılar 1700'lere kadar geride değil. İlk icat edenlerden biri değil ama yakalayabiliyorlar. Gaborogoştur benim Georgetown'dan da hocam. Onun ortaya attığı bir tezi 68-74'e kadar büyük bir fark yok. Neyle oluyor fark? Teknolojik farklar o kadar olmasına gerek yok. Üretim kapasitesi, iç borçlanma. Savaş abi kahramanlıkla kazanılmaz. Lojistikle, parayla, biraz da moralle kazanılır. Yani ordular birbirine girdikleri zaman tek kişinin ne yaptığı, kimin daha iyi savaştı bunlar önemli değildir. Mesela ölümlerin büyük bir çoğunluğu neden olmuştur abi? Hastalıktan. 1774'ten sonra Osmanlı lojistiği bozuluyor, borçlanamıyor. Kahraman Şakun'un gene Georgetown Üniversitesi'nden sınıf arkadaşım. Onun yazdığı tezde de vardı yani Rus Savaşı'nda adam Bank of England'ı kurmuş İngiltere'de. İşte Rusya daha iyi borçlanıyor. Kredisi var, biz borçlanamıyoruz. Çünkü bilgisayar oyunu oynayanlar bilir, savaş çıktı mı abi? Avrupa Üniversitesi'nde birisi hızlı borçlanman lazım. Bir anda 10 katına artıyor gelirler. Kaça borçlanıyorsun? Hemen borç bulabiliyor musun? Direkt ödeme yapabiliyor musun? Direkt ödeme yapamazsan bu sefer askeriz yani. Der. Lojistik. Buna hocam Game of Thrones'ta da demir banka vardı bilinenler. Abi Game of Thrones'da tarih öğrenmeyin. İnanılmaz derece tarih altı düşük. Tam bir moronik temple yani. Hiçbir şekilde. Hayır orada da banka. Bir abi banka orada var. Hiçbir şey yok. Orada olan her şey. Banka değil o. Seyretmedin öyle. Lan. Abi hakikaten çok primitif. Ölümüne primitif. Yıktı geçti hocamız. Bir tane Çin Seddi yapmışlar. Öteki tarafı şey yapmıyor. Yani çok belki kitap öyle değildir. Çin Seddi ne bu arada? Mantıklı mı? Mantıklı çünkü göçebeleri dışarı tutmaya çalışıyor. Para çokmuş ki yapmışlar yani. Çin duvar çok engelleyebilir mi bir insan? Abi sadece duvar değil. Bayağı bir ordu var orada. Yoksa aradan bir yerlerden kaytarır gitse de gidip yakalayıp bulurlar. Yani orada 10 kişi oturup 1000 kişiye böyle baş parmağını orta ve işaret parmağın arasına şey yapıp sallayarak beklemiyor yani. Peki hocam dediniz ki bugün artık savaş kolay kolay olmaz. Nedenlerini de çok güzel anlattın. Tabii ama bugün de başka tür savaşlar mümkün mü? Eş olmayan kuvvetler arasında nasıl savaşlar? Mesela eşkıyalık da bir form olabilir. Gerilla savaşları ve en güzel örneğini Mao. O da şöyle çalışıyor. Seni ele vermeyecek köylerin arasına falan dağılıyorsun. Bir de orası böyle coğrafya olarak
olarak zor ulaşılabilir bir yerse bekliyorsun. Devletin aşırı reaksiyon gösterip sana saldırması, katliam yapması, bir şey yapıp halka da dadanması sonucu meşruiyet kaybetmesi. PKK bu. PKK da aynı şey yapıyor. PKK'nınki niye tutmuyor? Mao'nunki niye tut? Ya da Che Guevara'nınki Fokizmo dediği Foko. Foko şey demek, merkez, Fokus yani. O Foko'da çok az bir grup adam işte gidiyor, dağa çıkıyor, şey yapıyor falan. Devletin çirkin yüzünü gösteriyor. Yani baskıcı gösteriyor ve o meşruiyeti kaybediyor. Şimdi Mao'da da, Che Guevara'da da işe yarayan, bu arada Che Guevara değil, Che Guevara. Che Guevara, Che Guevara aslında. Komandante, Che Guevara. Bu taktik iki nedenden dolayı işe yaramıyor. Mesela Che döneminde Rusya'nın nükleer savunması vardı. Dolayısıyla Amerika müdahale edip onları yerinden dışarıdan bir müttefikle söküp alamadı. Oldu bittiye geldi. Devrilince kaldılar. İki, Mao döneminde de dünya orayla ilgilenmiyordu. Dolayısıyla bugün Tayvan olan o zaman Çin hükümetini devirebildi millet başka tarafa bakıyorken. Şimdi artık soğuk savaş yok ve teknoloji artık böyle akıllı şeylerle terörlerini çok zor durumda bıraktı. Bir de hiç sanıldığın aksine Türkiye hiçbir zaman öyle aşırı bir reaksiyon vermedi. Reaksiyonu vermedi de meşruiyeti kaybetmedi. Nereden biliyorsun? Seçim sonuçları öyle çıkmazdı o zaman. Hocam bir kitap okudum. Aslında ben okumadım. Sinan okudu ama ben okumuşum, anlatayım. Amerika lokasyon olarak da çok şanslı değil mi? Yani etrafında evet. Düşman olarak Kanada ve Meksika var zaten. Dolayısıyla bir düşman olabilecek bir şey yok. Japonya var öbür tarafta. İzolasyon şöyle bir şey getiriyor Amerika'ya. Amerikalılar her zaman firepower, ateş gücünü adam gücüne tercih etmek için teknolojiye çok yatırım yaptılar. İşte uzakta ya, ordu toplamakta zorlandığı için misile şeyleri uzaktan atalım. İşte ICBM yapalım, şey yapalım falan filan. Dolayısıyla savaş insanlığı geliştiren bir şeydir. Teknolojik anlamda birçok şey oradan ortaya çıkar. Hocam linç geliyor. Linçlerle yapacak bir şey yok ya. Savaş teknoloji geliştiren şeylerden biridir. İnşallah bundan sonra böyle olmaz. Şimdi artık böyle bir şey var ama sanayide, icatta birçok şey. Çünkü en zora düştüğün zaman ya. Dolayısıyla o savaş Avrupa medeniyetinde yapmıştır. Savaşçı bir medeniyettir Avrupa. Savaşılmayan yerde daha büyük medeniyet kuruldu diye bir şey yok. Dolayısıyla Amerika'da zaten büyük gelişmelerini aslında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, savaşa itildikten sonra yapmıştır. Daha önce bir bölüm yapmıştık, Amerika neden süper güç diye. Bu gücün büyük kısmı aslında askeri güç mü? Dünyada 23 tane uçak gemisi var. Bunun 12 tanesi, yarısından çoğu Amerika'nın, 4 tanesi Rusya'nın, 2 tanesi İngiltere'nin, 2 tane falan, bu yani. Bütün orduları topluyorsun, Amerika kadar etmiyor yeri geldiği zaman. Dolayısıyla Amerika'nın bu avantajı, 10 senede yatırım yapmasın, bir anda bitebilir, çok hızlı gelişiyor ya. Ya İngiltere hem sanayi anlamında 1850'de hem askeri anlamda Avrupa'da her şeyden öndeydi. Almanlar 20 yılda yakaladı. O kadar hızlı gelişiyor ya, orada durmak zor. Ama Amerika'nın harcadığı para, bugün dünya GDP'sinin %20'si Amerika'nın, hala bu alana çok para harcıyor. Proxy savaşlara destekliyor. Yakın zamanda bu sarsılmaz. Ama tarihin geneline bakınca hiçbir zaman merkez hep aynı yerde kalmaz. Bakalım görürüz. Ama orada şöyle bir şey de yok mu? Zaten para daha iyi teknoloji, daha güçlü silah yapımını sağlıyor. Daha güçlü silah, daha iyi teknoloji de kullanıldıkça parayı getiriyor. Amerika şu anda ne yapıyor bilimsel olarak? Bir, hukukla parayı güvence altına alıyor. İki, finansal aygıtlarla parayı yönetiyor. Üç, hoşgörü ortamıyla en zeki insanları alıyor. Mesela hepimiz bugün değil mi doktora yapmaya oraya gidiyoruz. Niye abi? Daha iyi yapıyor adam o işi. Sen burada eğitimi alıyorsun abi, liseye bilmem neye falan. Ondan sonra çocuk buradaki en şey daha iyi eğitim almak için mecburen yurt dışına gidiyor. Bazı kahramanlar benim gibi ülkesine, vatanına eziyet etmek için geri dönüyor ve YouTube kanalı açıyorlar. YouTube kanalı mı açıyorlar hocam? Pardon. Yani evet, YouTube kanalı açtırıyorlar. Biliyorsun esas güç sahipleri, Emin Askız dediğin insanlar. Soros'u kendileri Soros'u açtırıyorlar. Başına da İlker Coştam'da Coştam. Tamam, anladık, Amerika'da okunuz ama biz de burada kendi çapımızda Santa Marmara Üniversitesi'nde güzel bir eğitim aldık. Niye bizi aşağılıyorsunuz? Yok estağfurullah. Sen niye hakikaten yurt dışında okumadın? Bizim zamanımızda zordu ya. Hiç aklıma gelmedi. Tabii, 1942 yılı falan. Sen o zaman 46. Daha Türkiye'de iki üniversite var. Dünya Savaşı. Agraje olamıyordun değil mi? Peki hakikaten bir yurt dışında okumayı öneriyor musun insanlara? Evet, öneriyorum. Ben eğitimi bir vokasyon olarak görüyorum. Eski orta çağdaki, yani sadece akademik bir şey olmadığı, kendini bireyi geliştirmeyle alakalı. Birincisi iyi okullara gitsinler, ufak sınıflı okullara. İkincisi evden gitsinler, aynı şehirde okumasınlar. Özellikle bu İstanbullular çok artık Ankara'ya mı gidilir, Burtnem'e mi gidilir? Ya gidilir. İyisi okul gidilir. Su yokmuş bu yokmuş, her gün balık gibi yüzüyorsun sanki, anasını satayım. Bana gelmiş Sefaköy'de oturan adam, Ankara'da deniz yokmuş diyor. Tamam, çok olağanüstü bir yer değil. Biz yaşadık 7 sene. Biliyorsunuz Flu TV'nin yarısı Ankara'da bir müddet bulundu. Öyle bir şeyimiz var, kalebentlik sürgünümüz, ama önemli olan ailenin dışında kendi evini açmak. Çünkü biz arrested development dediğimiz çocuklarımıza aslında infantalize ediyoruz. Çocuk muamelesi yapıyoruz. Onların kendini geliştirmeleri için. İnfantalize, evet. Süper laf. Hem de infante, biliyorsun infantri de oradan geliyor. Çocuk oğlan demek. Infantri. Aa, tabii. Infante zaten. Yine ona oraya da bağladım. Oraya da bağladım. Acayip yani. Hiçbir şey ziyan etmiyorum oğlum. Yurt dışı da beni çok geliştirdi ama şu anlamda geliştirdi. Ben Türkiye'de
böyle olmayan tarzda ilimlerin içine girdim falan diye. Yani kitapta her şey var ama seni birey olarak geliştiriyor. Ben Amerika'da okudum, Fransa'da araştırma yaptım, orada ders verdim, İtalya'da ders verdim, İspanya'da ders verdim. Hem oranın lisanı da bildiğim için değişik bir tecrübeydi, değişik bir kültürel kodlardı. Bunun daha şey tabii Hindistan'a, Çin'e gitmek de olabilir. Benim öyle bir cesaretim yoktu ve gittiğim her yerde sosyal bilimler olduğu için karşıma çıkan insanlar ya Bilkent'teydi ya Boğaziçi'ydi. Niye biliyor musun? Çünkü abi burada bir network var. Şimdi o network'ün olmadığı yerde bu tip eğitim fuarları çok ideal. Yani çocuk liseden çıkıyor ve Robert College'dan çıkmıyor ya da üniversiteden çıkıyor ama mesela Yıldız Teknik mezunu eşim orada okudu. Kendi transkriptini kendi çevirmiş biliyor musun? Okula o hizmeti bile vermemiş. Şimdi bu engellerle çok yetenekli insanlar şey yapabilir. Bilmemekten, oralarda familiarite olmadığı için işte bu tip kurumlarda gidin görün. Biz eskiden bunlar için şirketlere giderdik. Biz bunları arıyorduk. Hocam ben de katılıyorum çünkü yurt içinde adam mühendis oluyor mesela ama telefon kablosu tamir ederken ağzına sokuyor, çarpılıyor. Şimdi bu kim abi bu? İşte bir arkadaş. Bir arkadaş. Tanımazsın sen. Ağzına kablo sokan bir Yıldız Teknik mezunu elektrik mühendisi öyle mi? Uzun hikaye bak. Şaka bir yana şey pişmanım yurt dışında okumadığıma. Dediğim gibi hem eğitim yani ne kadar tecrübe varsa, ne kadar kendini zorluyorsan, ne kadar çok tecrübe ediniyorsan o kadar kendini geliştiriyorsun. Sadece akademik olarak değil, birey olarak ev tutuyorsun, şey yapıyorsun, vergi büyüyorsun bilmem ne. Yani. Büyüyorsun. Ben hocam pederden kötü tufaya geldim. Arkadaşlara bir tavsiye vereyim. Babanıza sormayın bu tür şeyleri. Neden? Abi işte çünkü. Para vermemek için. Para... Babanın şeyleri. Ama bak şöyle bir şey var. Tabii ki. Abi bir de bir şey söyleyeyim mi? Fransa'da okumak bedava ya. Fransa'da okunmaz ama ya. Marmara'da çok mu okunur abi? Fransa'da daha iyisi. Ha, şeye de karşıyım ama ben. Üniversitenin lisans düzeyinde çok gerekli değil. Değişti o işler. Eskiden öyle. Şimdi lisans düzeyinde de gerekli olabilir. Öyle adaptasyon mi? Şeyi çok azaldı. Ama ben her zaman söylüyorum. Gerekirse ilk başta şehir dışı sonra yurt dışı tecrübe katar. Maddi imkanları varsa. Peki her şeyden bahsettiniz de hayatın kendisi de bir savaş değil mi? İşte bu yüzden sanatla bilim bir arada gelme lan. Ne alakası var ya? Hocam bir şiirimi okuyabilir miyim size? Birisini öldürmek, yani bu metaforik anlamda da olabilir. Kesin çözüm ya. Onun için savaşlar hep olacaktır gibi geliyor bana. Öyle bir laf ettin ki benim tarihçiliğim tükendi. Hacım buna ne diyeyim yani? Abi şöyle düşün ya. Yolda gidiyorsun, bir adam geldi sana ilişmeye başladı. Önce dedin ki ya yapma etme bilmem ne. Sonra seni itek kalkmaya başladı. Sonra vurmaya başladı. Bunu aslında cinsellikle arasında ilişki kurulabilir. Agresyon bu. Savaş başka bir şey. Daha organize bir şey. Belli bir hedefi var ve daha uzun süren bir şey. Savaş hep olacaktır. Tarihçi olunca böyle yüzyıllarda görüyorsun. Abi nüfus çok artıyor. Salgın hastalık. Şey bileyim savaş mavaş bir şey dengeye girmek zorunda. Ya da işte iç karışıklık oluyor. Yani 1850'de 1 milyar olan dünya nüfusu bugün 7 milyar. 150 sene sonra 49 milyar olamayacak ya. Nasıl olamayacak? Yani Mars'ı falan kolonize etmezsek, havası olan bir gezegen bir şey neyse bulmazsak ya da ne bileyim böyle sanayi tarımıyla bir yere kadar gitmezsek bir problem var. Sığamıyoruz. Çok adam var yani. Onu çözmek için bir yöntem olarak da çıkar. Bazen bir de bu gelir eşitsizlikleri yani şimdi Amerika'da da abi %5'i %25'ini tüketiyor dünyanın. Ondan sonra da barış barış diye gösteri yapıyorlar. Normal üstüne düşen 7 milyarda bir kadar çalışınca aynı lafı eder mi? Ondan da emin değilim. Ama böyledir. Doğal bir şey yani. Hocam son olarak askeri tarihçiye savaşlarla ilgili sorduğunda tabii ki savaşlar devam edecekler. Adam, çünkü ekmeksiz kalırız. He, ne yapsın hava durumunu unutsunsun. Ama keşke tabii ki insanlık hiç savaşmasa, savaşa gerek olmasa diyerek bitirelim. Hocam kavuşmadı çok teşekkür ederim. Kavuşmadı mısın oğlum sen ya? Savaş olmazsa diye düşünelim ama gene evde bir miktar makarna bulundurun yani. Durumdan göre ne olacağı belli olmaz. Ben söyleyeyim. Benim evde bunker var aşağıda ya. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Harika bir sohbet. Güneşli galiba. Günler hocam. Çok sağ olun. Mustafa Seven'i ara. Görüşürüz. Mustafa Seven'i lütfen arayın. Telefon numarasını veriyorum şimdi. Gece 4'te arayın.